ve Yasak Elma dizisi tüm hızıyla gidiyor. Güzel kadınlar, alınlı kadının fendi, erkeği yendi. Talat Bulut ayrıldığı için üzüldü mü? Üç tane güzel kadın, üçü de birbirinden akıllı, üçü de birbirinden zeki, yetenekli, cazibeli kadınların entrikaları ve erkekleri şahmat etmeleri. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomun konusu Yasak Elma dizisi olacak. Evet. Yasak Elma dizisi başarıyla gidiyor. Ve çok ilgi çekiyor. Ratingler de çok iyi gidiyor. Ve Yasak Elma dizisini ilk çıktığı zamanları ben size hatırlatmak isterim. 2018 yılı da çıktı Yasak Elma dizisi, yayına girdi Fox TV'de. Ve ilk girdiği zamanlar böyle yine belki biraz bilindik konu gibiydi. İşte zengin erkek, işte fakir kız, işte onu elde etmeye çalışan yine aynı şekilde öyle bir şey yapmaya çalışıyor falan. Dizide bir çalkantılar oldu biliyorsunuz. Oyuncu Talat Bulut'la ilgili iddialar ortaya çıktı. İşte yine aynı dizide yer alan Şevval Sam'la bu konu hakkında birbirlerine girdiler. Küstüler bir ara, hatta biliyorsunuz hala aslında dizide birbirlerine profesyonellik anlamında evet oynuyorlar ama birbirleriyle konuşmuyorlar, onu biliyoruz. Ve dizi yayından kalkacak gibi oldu. Yani 2018 yılında dize girdi ama bu tür bir fırtınalar koptu, bir şeyler oldu ve dizi böyle sallantıya girdi. Sonra yapımcı firma nasıl yaptıysa, senaristler de aynı şekilde başardılar. Diziye yeni karakterler kattılar. Dizinin senaryosunu da büyük, hani büyük demeyelim de değişikliğe gidildi tabii. İşin içine yeni oyuncular girince ve yeni güzeller girince ve de aynı zamanda bir anda dizi üst top olmaya başladı. Talat Bulut, yani namı değer Halit Ergun, çok şanslısın diyeceğim ama dizide öyle değilsin. Düşünün, 3 tane kadın onu elde etmek için uğraşıyor ama üçünün de onu sevmediği aşikar. Tamamen gücü ve parası için savaşıyorlar birbirleriyle. Ve işin ilginç tarafı, diziye Şevval Sam vardı biliyorsunuz. Eda Ece vardı. Yani Şevval Sam Ender, eşi Ender'i canlandırıyordu. Ondan sonra işte Eda Ece yine aynı şekilde ele geçirmeye çalışıyordu zengin olduğu için. Ve onu bir şekilde alt etti. Ve Eda Ece'nin canlandırdığı karakter Yıldız mahalleden çıktı ve saraya yerleşti biliyorsunuz. Elde etti sonunda ve çatlar ondan çocuk da yaptı. Ve diziye ondan sonra bir karakter daha kattılar. Ve şeytan diyorlar ona şimdi. Şeytanın kadına bürünmüş hali. Kim? Şahika. Yani Nesrin Cavat Zade'nin canlandırdığı karakter. Bir anda ortalığı karıştırdı. Kim? Nesrin Cavat Zade'nin tamamen yani Şahika'nın tamamen şirketi ele geçirme ve aynı şekilde yine güç elde etme savaşı ikisini birden alt etti. Öyle ortalık karıştı ki ve bir anda bizim Halit Bey yazavallı durumuna düştü ve artık hatta acımaya başladılar. Halbuki ne kadar ilginçtir. 3 tane güzel kadın, üçü de birbirinden akıllı, üçü de birbirinden zeki, yetenekli ama maalesef para her şey değilmiş Halit Bey için ve sevgi de önemliymiş diyoruz ama maalesef o sevgiyi bulamadı 3 katında da. Ve sonunda ne oldu? Dizide Halit karakterini sonlandırma gittiler. Artık Halit biliyorsunuz en sonunda 3 kadının savaşı esnasında ölüyor. Peki Halit öldü. Peki bunun için herkes üzüldü mü? Özellikle oyuncu Talat Bulut ayrıldığı için üzüldü mü?
Valla bilmiyorum ama son paylaştığı videoda pek de üzülmüşe benzemiyor. İşte bakın. Çok komik bir video. Omuzlarda. Evet. Çok komik bir video. Omuzlarda. Evet. Ve dans ediyor. Kurtuldum gibilerinden. Görüyorsunuz değil mi? Yani Talat Bulut böyle bir video paylaştı storiesinde sosyal medyada ve diziden artık kurtulduğu için mi, o üç kadının çekişmesinden kurtulduğu için mi bilmiyorum ama kutlama yapmış. Ve tabii ne olacak bundan sonraki ilerleyen bölümlerde? Bu arada biliyorsunuz aynı dizide rol alan Gökhan Alkan da katıldı diziye. Ve Gökhan Alkan Kerim rolüyle katılmıştı. Aynı dizide partneri Şahika, yani Nesrin Cavazzade ile aşk yaşamaya başladılar. Hatta bunu sosyal medya hesaplarında da paylaştılar. İşte görüyorsunuz fotoğraf da burada. Nesrin Cavazzade de bunu yaptı ve bunu Şevval Sabal yani sordular ne düşünüyorsunuz diye ve bu konuda hakkında hiçbir şey söylemeyeceğini ya hatta çok onaylanmış gibi gözükmediğini anladım ama konuşmadı. Bu arada tabii Talat Bulut'un ayrılmasına da aynı şekilde tepki gösterdi. Ayrılabilirler falan filan dedi. Sen öyle de ol, her şey olabilir falan gibi açıklaması var biliyorsunuz. Ve Yasak Elma dizisi tüm hızıyla gidiyor. Güzel kadınlar, alımlı, cazibeli kadınların entrikaları ve erkekleri şahmat etmeleri izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Kadının kendi erkeği yendi gibilerinden olduğu için ve dizide bu şekilde güzel reytingler almaya devam ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Dizi devam edecek mi bu şekilde yoksa yeni karakterler mi katılacak? Göreceğiz. Ama biliyorsunuz ki Türk dizilerinde tabii uzun soluklu gidiyor ama bir süre sonra artık bitmesi gerektiğini ben düşünüyorum bazı şeylerin ama tabii bunu izleyenler ve yapımcı firma karar verecek. Efendim tekrar görüşmek üzere. Dizi izlemeye devam edin. Yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Abone olmayı lütfen unutmayın diliyorum. İyi günler diliyorum.